Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için durağımız İstanbul Siyanar Fuar Merkezi ve 2018 Boat Show Fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan Ateş Elektronik firmasına konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Ateş Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Ateş Bey, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Teşekkür ederim. Ateş Bey, biraz sizleri tanımak istiyorum. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Valla 90'lı yıllardan işte okuldan çıktıktan sonra bu sektöre daldık. Ondan sonra elektrik elektronik başladık. Daha sonra elektroniğimiz, asıl temelimiz bizim elektronikti. Elektronik yoğunlaşınca tabii elektroniğe yine devam etmek zorunda kaldık. Elektriği bıraktık. Tamamen kendi ürünlerimiz artık elektroniğe yöneldik. Ondan sonra uzun sürede sadece elektronik gruplarında, elektroniğin bağlı olduğu diğer işte hidrolik ve diğer gruplarda devam ediyoruz. 90'dan beri devam ediyoruz. Yerimiz Tuzla'da. Tuzla'da, evet, merkezimiz Tuzla'da. Ondan sonra işte... Peki, biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Şimdi 2004 yılına kadar tamamen işte elektrik ve elektronik devam ettik. 2004 yılında elektronikte kaldık. Birkaç tane markanın işte şeyini aldık, distribütörlüğünü aldık, temsilciliğini aldık. Ondan sonra 2004'te resmi distribütör olduk Kobelt'in. Kobelt ürünleri de zaten dünyada şu an liste başı bir ürünümüz. Makine kontrol, dümen sistemleri, ondan sonra thruster, baş pervane kontrol sistemleri, stabilizerler, ondan sonra kara grubunda da işte shaft brake dediğimiz shaft brake sistemleri var. İşte onu petrol platformlarına kadar kullanabiliyorlar onu. Uzun sürede de tabii Kobelt'te devam ediyoruz. Bunların tabii Türkiye'deki tek şeyiz. Bulgaristan'dan ta Mısır'a kadar komple Türkiye'den gönderiyoruz ürünleri. Buraya geliyoruz. Avrupa'daki şeyler var, distribütörler var. Bunların dışında işte bu 2016 yılında Kobelt'teki Jack Kobelt, hani artık yaşlanınca çocuklarına bıraktı. Onun dışında iki tane de Güney Amerika firmalarını satın aldılar. K-Power ile AquaString diye. O iki firmayı da kendi bünyemize kattık. Onların ürünlerini de artık geliştirip onlarla beraber satmaya başladık aynı ürünleri. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Bu işin püf noktası nedir size göre? Bu işin püf noktası tabii ki tecrübe. Yaşanmışlıklar çok önemli. Tecrübe çok önemli. O yüzden diyorum bizim ürünlerimiz proje bazlı, yani raftan satılabilecek, hadi al git kendin yap veya kendin takabilirsin türü cihazlar değil bizimkiler. Bizim cihazlarda sorun çıktığı zaman kişi yolda kalabiliyor. O yüzden o konuda bizim kendi ekibimiz çok şeydir, hassas davranır ve kendimiz montajlarını yapıp teslim ederiz. Kaç kişilik bir ekip var? Efendim? Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an 5 burada İstanbul'da var. Onun dışında Türkiye'nin 8 noktasında servis ve satış noktamız var. Servis daha ağırlıklı. Bugün İskenderun'dan başlar ta şeye kadar, Artvin'e kadar, Hopa'ya kadar komple servisimiz var Türkiye çevresi. Büyük bir atak bekliyoruz Mart'tan sonra. Zaten stoklarımızı da şu an doldurduk, hazır bekliyoruz. Yani. Peki sektörün gidişatından memnun musunuz şu anda? Şu an yok. Şu an şeyde durağında. Yani tamamen durağında. Şu anki elimizdeki projeleri bitirdik. Yeni projeler birkaç tane teklük. Yani ekibi boş tutmamak gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Yeni yeni projeler katmamız gerekiyor. Fuar nasıl gidiyor bu arada? Fuar daha yeni başladık. İşte dün bir, bugün iki. İki gündür var bir şeyimiz var. Yine gelen müşteriler, yani tanıdık müşterilerimiz yine. Yeni tekne yapanlar, yeni ikinci, üçüncü, dördüncü teknelerini kuranlar geliyorlar. Umarım hayırlı olur tekrar standınız. Peki buradan izleyicilerimize, sektörle ilgilenenlere özellikle neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Valla şu an sektörün yavaşlığına kimse güvenmesin. Şeyden sonra, yani Mart'tan sonra büyük bir atağa kalkacağına inanıyoruz yine. Ondan sonra hani onunla beraber tamamen tecrübeli kişilerin bu piyasada iş yapması gerekiyor. Diğerleri ismimizi kötülüyor.
Teşekkür ediyoruz Ateş Bey. Değerli bilgiler aldık sektörle alakalı. Tabii başka bir programda görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün durağımız CNR Fuar Merkezi dedik ve 2018 Bolçova Fuarı'nı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Sizlere Ateş Elektronik'ten sesleniyoruz. Şimdilik bu standtan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.